Bey, Murat Bey, nasılsın? selamun aleyküm. Aleyküm selam. Necasın Başınızda kardeş? nasılsınız? Keyfiniz, İyi misiniz? ehvalınız necadır? Allah razı olsun. Sizi gördüm daha iyi oldu. Buyurun kardeşim, buyurun danışın görün. Nedir, ne meseladır? Şimdi daha sözlerime başlamadan önce dün şehit olan askerlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Amin Azerbaycan'ın inşallah. halkının başı sağ olsun. Amin inşallah. Çok üzgünüm. Çok üzgünüz. Allah yakınlarına sabır versin inşallah. Amin. Allah milletimize, cümlemize, hamımıza sabır versin inşallah. Amin inşallah. Bukhar Bey, daha önce bir video yapmıştık. Bu Ahmet Evet. Ahmetov'un kardeşi Evez Ahmetov'un bana ölüm tehdidiyle 90 bin dolarımı çete kurarak elimden almaları ve vermemeleri bu sübutlardan da bellidir. Ben sübutları vermiştim daha önce ve beni çağırdılar. Prokurorluğa dilekçem de vardı. Sizin yayınınıza da koşuldum. Gittim ben Nakçıvan'a. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim. Adalet herkese lazım. Ahmet Ahmetov kardeşleri kendisi böyle yaptı ama onlar da adalete muhtaç oldu. Bu Adalet her şeyin Ahmet Ahmetov üstünde. dostlar, demeli çeşmiş nazirden geldi söhbət. Daxili Naxçıvan Muxtarovdan, Daxilişlər naziri Ahmet Ahmetov'un kardeşi Əvəz Ahmetov'dan gelir. Hansı ki Evet. evveler uzun müddət Muxtar Respublikada Səhra Qoşunlarında Zastava rəisi işləyirdi. Və onunla bağlı Hürriyet qəzetində 90-cı illərin axırlarında çox ciddi materiallar getmişdi. Necə İrandan saxta yollarından, qaçaq yollarından daha doğrusu neft daşıydılar araz üzərindən. Onunla bağlı silsilə yazılar getmişdi bizdə. Buyurun, eşidirəm Murat bəy. Ben şunu diyeyim, konuya hemen geçeceğim. Zaten Ahmet Ahmetov işten çıkarılan da kardeşi Ekber var. O ufak kardeşleri bana aradı, dedi şikayetinden vazgeç, param bende de vereceğim. Ve tamam dedim. Sonra aradı, bir hafta sonra dedi ki Evez parayı vermiyor, ondan dövüştüm. Ortadan çekildi, o da ele çıktı. Meğer oyalamışlar. Bunlar her kurguyu bilirler. Aha. Neyse beni çağırdılar Nakçıvan'da, gittim. Daxili İşler Nazirliği'nde sağ olsun çok mütevazi bir müstendik. Tabi subutları, deliller de götürdüm. Allah razı olsun. Azerbaycan'da adaletin olduğuna her zaman inanmışım. İnancım da tamdır. Götürdüm, deliller de verdim. Çok güzel karşıladılar. Dedi ki fazlasıyla belli, yeterince subutlar, deliller var. Bir haftaya 10 güne inşallah paragraf vereceğiz. Ve ben beyanlamayı da götürdüm. Yani onun adına giden malın. Yani o Müstentikin kadar adı bir. neydi? Cavit Bey. Cavit Bey. Demem ben buradan dostlarımıza bir balaca giriş vereyim. Murat Bey, demeli ticaretle meşgul olur. Öyle mi? Bu hansı işle meşgul Evet, olursa? doğru. Doğru, ticaret. Evet. Ticaretle meşgul olur ve əvəzlə Ahmet Ahmetov'un kardeşi Əvəz Ahmetov'la bir anlaşma müqavilə imzalayırlar. İlk dəfə malı göndərirlər. Burada bu paraşok, sabun, zat belə şeylər olub, deyil mi Murat bəy? Evet, temizlik maddeleri. Doğru. Təmizlik maddələri göndərir. Bunlar deyir ki, payladıq, dükanlara çatmadı. Zəhmət olmasa biraz da göndər, biraz da göndər, bir neçə dəfə az az da pul göndərir buna. İnandırır ki, yanına rahat olmayasan. Problem yoxdur. Doğru. Elə ki pul yığılır 90 bin dolara çatır. 90 bin dolara çatandan sonra Murat Bey'e deyirlər ki, sanki sen de bizimki bizde kardeş. Ne pul var ne mal var. Hoş getdin. Aynen, aynen öyle. Telefon konuşması falan hepsi o Asep Mellim'le konuşması var. Onun yanındaydı İnci Market'in sahibi. O da diyor ki gönder, vermese ben veririm. Onu da müstendiye verdim zaten o ses kaydını. Ondan sonra bana ölümle tehdit ettiler. O ses kayıtlarını da verdim. Sizde de var. Yani Nakçıvan'da çok cello cübbe var, seni öldürttürerek falan. Aha. Yani çok zulüm ettiler bana. Çok zulüm. Ben Azerbaycan'ın bunun karşısında Azerbaycan'ın adaletine güvendim. Ve halen güveniyorum. Sağ olsunlar, çağırdılar, gittim. Çok güzel karşıladı. Dedi. Bir 10 güne, 15 güne her şey ortada. Ne vaxt Subutlar çağırdılar sizi? yeterince var dedi. Tahminen ne vaxt çağırdılar? Yaklaşık bir ay oldu.
Bir ay bundan öncə çağırdılar Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən. Siz Süleyman Nemətovla görüşdünüz yoxsa müstəntiq ilə görüşdünüz? Yox, müstəntiq Cavid müəllim Allah razı olsun çox iyi bir müstəntiqdir. Yəni nazik birisi, işini bilən birisi. Çox gözəl qarşıladı, sağ olsun. Dəlillər də verdi. Dedi zaten yeterincə sübutlar var. Yeterlidir, bellidir sana attığını. Alıp vereceğiz 10 güne, bir haftaya dedi. Sonra ben mesaj yazdım bayramda ona. Navruz bayramında bayramı tebrik ettim. Dedi araştırma gelir bir 10 güne, 5 güne dedi. Halen bekliyoruz ve inancım vardır. Çünkü bir adamı hem ölümle tehdit edeceksin. Bunu bizim konsoloslukla biliyor. Onların üstüne gitti dedi. Bunu ölümle tehdit ediyorsunuz. Buna bir şey olursa yani yakanızı bırakmayız dedi. Yani benim daha önceki videoda dinleyebilirler ilgilenenler. Her şeyi anlatmışım. Ben o halde bile kötü konuşmadım. Her zaman adaleti siz elinizdeki düşündüm. Bütün telefon danışıklarını, müqavilələri, sənədlər, sübutu hamısını təqdim elədiniz mi istintaqa, müstəntiqə? Mən hepsini verdim. Gümrükdən onun adına Əvəz Əhmədov, Tomaslı köyü, Naxçıvan Hüseyin oğlu adına gidən bəyərləmə numarasını şirkətdən çıxartdım. Noter tasdiqli verdim. İstərsəniz dedim, Türkiye Cumhuriyeti Dilucu Gümrük Müdürlüyünə bu numaradan sorun. Əvəzin adına gəlmiş mi, gəlməmiş mi? Gittiği de burada, faturası da. Aha. Merkez Bankası'na biz o zaman mecburduk, dolar bozduruyorduk. Bunlar mesela alıyordum. Sabah iddia edebilirler ki biz pulu vermişik. Sadece görürler ki, mesela kardeşim hapsolunup bizim üstümüze gelirler. Böyle bir şey diyebilir misin? Onu iddia etmesi için yani yalan olması lazım sözünün. Kimse çocuklar bile inanmaz. Sen bana para veriyorsan sen bir imzalı kağıt alman lazım veya bir banka vermen lazım veya bir şahitlerin huzurunda vermen lazım. Ben yani öyle bir şey olamaz ki. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir ay bundan qabaq sizi çağırıblar istintaka ve 15 gün müddət deyiblər ki 15 günə araştırma gedir ama üstünden artık bir aydan çok geçir. Evet, siz bu da ben biraz rahatsız ettim. Müraciət elədiniz mi nazirliğe? Hayır, ben şimdi bekliyorum. 3-5 gün daha bekleyeceğim. İşin peşini bırakmayacağım. Gerekirse ben adamların Bakü'ye gideceğim. Mı? Adamların pulları var mı? Bunu diyeyim ben. Gittim ben oraya ve çağırdıklarında şunu söyleyeyim hemen döneceğim. Gerekirse peşini bırakmayacağım. Bu haktır. Çok saygı değer. Ali Başkumandan İlham Aliyev de bana adaleti güç veriyor bu konuda. Demokratik bir adam olduğundan dolayı ben hakkımı savunmak için daha yüreklenirim. Ona çok teşekkür ederim. Böyle bir ortamı yarattığı için. Halk için, vatandaşlar için. Bundan dolayı ben geleceğim. Olmasa Azerbaycan her yerine şikayet edeceğim. Çünkü benim çoluk çocuğumun rızkıdır. Tamam çok az bir para değil. Beni süründürdü. Ve ölümle tehdit etti. Öldürmek istediler. Kurtuldum. Anlatmışım diğer videoda. Efendim? Nete müddette sizin paranız ondadır? 10 yılı geçti. Ben şikayeti kaç yıldır? Belki de 12-13 yıl oldu. Yani hep şikayet 2016'dan 15'ten öncedir. Yani Türk sefirliği de mübarizden farsı pulu alabilmişsiniz. Hemen baklarda size pulu atanda bunun kardeşi Daxili İşlər Nazirliyindeydi. Əhməd Əhmədov yoksa kardeşi Daxili İşlər Nazirliyindeydi. Ben geldi dedi bu mal çok keyfiyet bunu bana ver böyle yapacağım öyle yapacağım her yere yayacağım aradı yanımda Əhməd Əhmədov dedi ki ben böyle böyle alayım mı bu Türk'ten nümayenleri o da dedi al bu da bana dedi ki yarın karar çıksın para benim değil ki Əhməd Əhmədov'un Naxçıvan ne karar verse biz ona bakırız yani ertesi gün aradı dedi karar çıktı gel güzel de Əhməd Əhmədov sen gidip erze yazmadın ora. Ben ondan önce de yazmıştım. Onda da gittim. İsterseniz baştan anlatayım bak. Müsaade ederseniz. Buyurun. Biraz çok kısa olsun da çok uzun ihtiyaç yoktur. Kısa anlatacağım. Zaten evvel danışmıştık diye bu malumatlıdırlar ama. Tamam. O zaman ben Əhməd Əhmədov işten çıkardıktan sonra kardeşi Ekber bana aradı. Bana dedi ki şikayetinden vazgeç. Param bendedir.
bunun 50 binini versem, 40 binini de iki defa da versem olur mu? Dedim olur. Ben seni görmemişim ama Ekber ya dede diyorlar. Seni iyi bir adam diyorlar. Olur dedi. Tamam dedi. Param ben de bir hafta sonra vereceğim. Bir hafta sonra şikayet etme. Bir hafta sonra aradı. Dedim zaten şikayetim var. Bir hafta sonra aradı. Dedi ki evvelsen kavga ettik, dövüştük. Dedim parasını ver. Dedi vermiyorum. Ben de gittim Takır İşler Nazirliği'ne. Tabii ki orada Sabık Merlum bakırdı ona. O da bana dedi ki haberim var şikayetinden. Gitme burada kal. Paranı alıp vereceğiz. Bekledim. Olmadı. Bir daha gittim. Sabık Merlum orada yoktu. Hiç beni içeri almadılar. Çıktım geldim. Ondan sonra Bakü'den beni şey aradı. Evet Ahmet Ahmetov işteyken işten almamıştılar. Müstentik aradı. O zaman Bakü'ye tek şikayetim var. Adı Azer Merlim'di. Telefonu da durur bende. Dedi ki ben şikayetinize baktım. Allah'ın hakkıyla bunlar suçludur. Subutlar, her şey, ses kayıtları, senetler, senin paranı bir hafta çekmez alıp vereceğim. Bu Azer Merlim Resulka Prokurorluğunda işliyor değil mi müstentik? Evet, Resulka Prokurorluğunda alıp vereceğim dedi. O da bahtıcı etti. Dedi bir Türk kardeşimize hem atacaksın dedi, aynen böyle. Hem de ölümle tehdit edeceksin dedi. Burası Azerbaycan'da bu hukuka boyun eğdirmeyiz dedi kimseye. Ben sevindim tabii. 5 gün dedim. 5 güne alıp vereceğiz dedi. Yarın onu bırakacağım. 5 gün geçti bu aramadı beni. 6. gün geçti aramadı. 7. gün ben aradım. Telefonuma çıktı. Dedim Azer Merlim sizden haber alamadım. Ne oldu? Dedi bana ıvdam ettiler. Ne inadılar? Yani adamın gücüne bak. Ivdam ettiler dedi bana. Ivdam. Yani onun elinden işi aldılar ya nece? Bilmiyorum ivdam ne demekti? Ben de bilmedim. İkdam ne demekti? Bu başlaşma o sözü. Dedi bana ikdam ettiler de. İkdam ettiler. Yani işten aldılar demek istedi herhalde. Olabilir. Ha, dedi ikdam ettiler. İkdam oldum dedi. Yani ikdam bizde pisse Azerbaycan'da farklıdır herhalde. Olabilir. Ben başa düşmedim o ne demekti. Ev yok. Bana öyle dedi. Baktım şey demek ki Ahmetoğlu nerede doğru gittim. Ben de. Ondan sonra şikayetlerimize her yere gittik bir haber çıkmadı. Türk konsolosu gitti bunun kardeşine. Dedi ki bunu hem ölümle tehdit ediyorsunuz. O kardeşi vardı askeriyede Vahinli'de çalışırdı. O da dedi ki ya alıp vereceğiz öyle şey mi olur? Konsolos muavili beni aradı dedi ki Murat Bey dedi bu adam vereceğim diyor yanımdadır şimdi Evez'den görüşüyoruz. Evez'e demiş Evez bunun parasını ver. Ölümle tehdit ediyorsun. Öyle Türk vatandaşı orada öldürmek kolay değil. Bizim de haberimiz var dedi. Ayağına teşlikse kesinlikle sizden biriniz dedi. Kurtulamaz. Ondan sonra bu Evez demiş pis mal verdi böyle. Dedik kardeşim pis mal verdi. Niye biz dinledik hepsini kayıtları? Niye bundan gene mal istedi? Niye ticareti devam? Niye adam diyor malı ver. Malı vermişsen diğer özü gelsin. Oradan da diyor ki ben bekarak gönderim adamıma ver diyorum malımı. Tamam mı? Satmış zaten. Mal yok. Ambarın resmini attılar bana orada. Yani orada merhametli adamlar çoktu. Bana orada başımı oynatmak için çağırıyor dediler. Oradakiler. Ben dedim adam gönderim kabul etmem. Ondan sonra bunlar bana ölümle tehdit ettiler. Nakçıvan'da önümü kestiler. Gulümellim diye bir polis reisleri vardı. Asa işte o önümü kesirdi. Vazgeç. Şikayet alacağından. Yani başıma getirmedik oyun kalmadı. Ben en son gittiğimde bu çağırdılar ben Nahçıvan'da bir ay önce gittim dolaştım. Bunların tema iş merkezi vardı tabii AVM. Aha. Bunu onların ellerinden almamışlar Ahmet Ahmetov'u. Çalıştırıyorlar içini boşaltmışlar. 70-80 tane dükkan yapmış her birini sordum soruşturdum. Her birini de 1000 manat, 600 manat, 1500 manata kiraya vermiş. Ayda 150 bin manat geliri var. E kardeşim, 3 günlük dünyada paramı ver ya. Yani niye bunu yapıyorsunuz ki zulüm yapıyorsun? Yani bu zulüm, bırak parayı bir tarafa. Sen birini ölümle tehdit edersen, onun hapis cezası vardır dünya. Yolunu kesersen. Ben geldim Türkiye'de o zaman Türkiye Cumhuriyeti Savcılığına belgelerle ve
onun konuşmasıyla müracaat ettim. Savcı 10 gün sonra polis beni çağırdı. Dedi kasetin bir tanesinin sesi iyi çıkmıyor. Tekrar verebilir misin? Tabii dedi. Tekrar verdim polise. 15 gün sonra savcı bana bir kağıt gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti savcısı. Evet, Evmetov hakkında Türkiye Cumhuriyeti bütün serhatlarına girişinde yakalanıp savcı karşısına çıkarılmasına, tutuklanmasına karar verilmiştir diye. Şimdi Murat Bey, bir buçuk yıl Allah korusun, ne vakit gelme istiyorsunuz Azerbaycan'a? Ben şimdi Cavit Bellim'den haber bekliyorum. Yani eğer aksi olursa delillerim tamamdır. Bütün şahitler de var zaten. Allah rızası için diyen de var. O zaman korkuyordular, demiyordular. Diyen de vardı. Ama şimdi tam hakkınla diyorlar. Deliller de var. Adına edilen mal da var. Olmasa ben geleceğim zaten. Geleceğim. İnşallah. Bütün organlara müracaat edeceğim. Gerekirse insanlık hakkımı, hukukumu korumak için orada elimden gelen hukuki yönleri yapacağım. İnşallah. Ben de buradan ele seslenirim Süleyman Nimetov'a, Muhtar Resulkat Daxilişlər Nazirine, ki örmətli nazir imkan dairəsində, təbii ki Naxçıvanda bu dəqiqə vəziyyət o qədər qarışıqdır ki, mən keçən dəfə dedim, tək Ali Məclisdə 75 min şikayət vardı. Yəni bunu evet, ben gittim Türkiye Cumhuriyeti'ne. 5 günün bəli, bunu kurtarmak çok çətindir. Elədə də Daxilişlər Nazirliyində evet. Və son zamanlarda bu Daxilişlər Nazirliyinin ümumiyyətlə gördüyü işlərlə bağlı müsbət mənada yaxşı şeylər deyirlər. Və birbaşa Süleyman Məhmudun şikayətlərin özünü qəbul eləməsini də deyirlər. Mən istəyərdim ki, siz Naxçıvana gələsiniz, birbaşa nazirin özü ilə görüşəsiniz. Çünki kim qəbuluna gedir, hamını birbaşa özü qəbul edir. Çox maraqlıdır ki, vaxt ayırır, gündə neçə saat. Şikayətləri özü şəxsən qəbul edir. Aynen, ben vaxt ayırıb gəlməm lazım, doğrudur. Çox təşəkkür edirəm, doğru söylüyorsun. Süleyman Məhmudun görüşmək lazımdır. Və bizlə də əlaqəni kəsməyin ki, inşallah ki, nə baş verəcəkdir biz bilə. Bu adamlar bir şəbəkədir. İnşallah. Bu adamlar şəbəkədir. Onun bunun pulunu yeməklə özlərinə sərvət sahib eliblər özlərini. Mal mülk sahib eliblər özlərini. Şimdi diyor ki yani o zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Allah'ı bilmek var, lazım. Tanımak lazım. Ben istemem ki kimse mazlum olsun. Mazlum insan Allah bəndəsi deyil. İnsan mübarizə aparmalıdır. Əzilsə də, tabii ki. Yani o konuda sonuna kadar mübarizə aparmalıdır. Ben vazifeyi eline al, şebeke vur, milletin parasını eline al. Yani ben bu gidişimde Konsolos Bey'le de görüştüm, yeni gelen Konsolos Bey'le. Çok Allah razı olsun, çok mütevazi bir adam. Dedi ki, Murat Bey dedi, bizde çok şikayet var. 200 kaç dosyamız var dedi. Eğer parayı vermeseler, sen bize bir dosya yap, getir. İnşallah. Ben şimdi bekledim, bekliyorum. İnşallah vermeseler tekrar uğrayacağım size. Çünkü Mugar Bey, biz karıncayı bile incitmedik. Biz kimsenin hakkını yemedik ama hak, çocuğumuzun hakkını da böylelerine yedirmeyiz. İnşallah. Kesinlikle yedirmeyiz. İnşallah. Ben bir şey daha demek istiyorum. Buyurun. Ben Azerbaycan asıllıyım ve Azerbaycan benim için kitabımda ayettir. O biz Azerbaycan'ı, biz Yakup'uz Azerbaycan'ı Yusuf kokusuyla tanıyoruz. Yani Yusuf'un kokusu var Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın bizde. Ondan dolayı biz asla ırkımızı, milletimizi, enenemizi birkaç kişiyle değişemeyiz, değişmeyiz de. Ve ben bu gidişimde geldikten sonra projeler yaptım. Saygıdeğer Fuat Necepli'nin e-mailine, saatine mektup gönderdim. Ben hazırım. 4 tane istisal sahası kurmaya Nakçıvan'da. Hiçbir maddi destekte istemiyorum. İnşallah olumlu bakarlar, çağırırlar. Fuat Necafliye ki ha, siz laf istiyse hükümet teminat versin. Siz orada 4 tane zavod açarsınız. Aynen. 4 taneden kalmayacağım. Ben proje yapmışım. O ürettiklerimin bir kısmını Türkiye'ye ve Almanya'ya satacağım. Naxçıvan'da niye satmayalım ki? Hatta ihraç olunacaktı. İhraç edeceğim ve ihracatı orada başlatmayı düşünüyorum. Neden olmazsa iş gücü orada daha ucuz, insanlar daha sadık çalışıyor.
ve bu ihracatı inşallah kabul etseler ben o ihracatı Türkiye ve Almanya'ya yapacağım İnşallah ki Allah'ın yakın izniyle. Fuat Necefli de bunu bizim zaten yayımız izlenir Naxçıvan'da. Hem de öyle devlet seviyesinde ben teşekkür ederim bazı kurumlara ki burada gelen her bir malumatı derhal qeyd'e götürürler. Ve inanırım ki Fuat Məlimcil'de bu meseleni dikkate alacaklar.